Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir sanatçımız uzun araştırmalar sonucunda 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı ve İran minyatürlerindeki Çek modellerinden ve 15. yüzyıl Türk şairi Ahmet Hüdayi'nin Mesnevisi Çekname'den yararlanarak çengi nasıl yapacağını öğrendi. Kullanma tekniğini geliştirdi. Sıfatlaştıran ki demiş. Bakın, çeng modelleri belirtisiz isim tamlaması. Hangi çeng modelleri? İran minyatürlerindeki. Burası nedir arkadaşlar? Burası işaret sıfatıdır. Burası işaret sıfatı olduğu için ki de sıfatlaştıran ki'dir. A doğrudur. Bunu elemiş olduk. Birleşik zamanlı fiil. Bu dursun. Geçişli fiil, geliştirdi, yüklem. Kim geliştirdi? Bir sanatçımız özne. Neyi geliştirdi? Kullanma tekniğini. Burası nedir? Belirtili nesnedir. Bakın, yüklemdeki fiil nesne alabildiği için geçişlidir. C de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Birleşik sözcük 100 yıldır arkadaşlar. 100 yıl sözcüğüdür. D de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Ünlü düşmesi nasıl sözcüğünde var? Bu ne asıldır? E ünlüsünün düştüğü görülmektedir. E de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Birleşik zamanlı fiil demiş. Bakın, öğrenmek fiil. D nedir burada? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Ek fiil almadığı için bu basit çekimli bir fiildir. Yine geliştirmek fiildir. Buradaki D de görülen geçmiş zaman kipekidir. Bu da ek fiil almamış. Bir tane kipeki aldığı için bu da basit çekimli fiildir. Bakın, birleşik çekim yani birleşik zamanlı fiil yok. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Antik dönemlerde çok güzel ve bereketli bir bölgede kurulan, birlik ve beraberlik içinde yaşayan, komşularıyla iyi geçinen, halkının yanında olan, sürekli bir şeyler ortaya koyan, çalışkan ve dürüst insanların ülkesi olan Karya, dağların ülkesi olarak ünlenmişti. Bakın, ünlenmişti yüklem. Ne? Şuraya kadar olan kısım özne arkadaşlar. Nasıl? Dağların ülkesi olarak burası da zarf tümleci. Yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir demiş. Bakalım, ünlenmek fiil. Niş nedir burada? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. T de şu T ekidi arkadaşlar, ek fiildir. Ek fiilin neyi bu? Hikayesi. Bakın, bir fiil kipekinden sonra ek fiil almış. Dolayısıyla birleşik zamanlı yani birleşik çekimli bir fiildir. A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. Biz de arkadaşlar cümlenin ögelerini bu şekilde bulmuştuk. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Öznenin içinde 6 sıfat fiil kullanılmıştır. Bakalım, kurulan derken an en sıfat fiil eki, yaşayan derken an en sıfat fiil eki, geçinen derken an en sıfat fiil eki, olan derken an en sıfat fiil eki, koyan derken an en sıfat fiil eki ve olan derken de an en sıfat fiil eki. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğunu görüyoruz. C de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yüklem geçişli ve edilgen bir fiildir. Bu dursun. Birden çok isim tamlaması kullanılmıştır. Arkadaşlar, dağların ülkesi belirtili isim tamlaması, insanların ülkesi belirtili isim tamlaması. Bakın, en az iki tane bulduk biz. O yüzden E de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Peki geçişli ve edilgen mi? Onu ünlenmiş desem olur mu? Olmaz. Bakın, nesne alamıyor. Zaten cümlede de nesne olmadığını görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Minyatür, anlatımı, kompozisyonu, renkleri, çağ ve bulunduğu yöreye göre değişiklikler gösteren, büyülerken dünden de haberdar olmamızı sağlayan bir sanattır. Birden çok bağlaç kullanılmıştır. Bakın, V bağlaç ve D bağlaç. Birden çok bağlaç var. A doğrudur. Bunu elemiş olduk. Nesne bir söz öbeğinden oluşmuştur.
Bu dursun. Yüklem ek eylemin üçüncü kişi ekini almıştır. Bakın sanat tır derken tır nedir? Tır arkadaşlar eke ek fiilin üçüncü tekil şahıs çekimidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oldu. Türemiş sözcükler vardır diyor. Bulmaktan bulunmak, anlamaktan anlatmak, değişmekten değişiklik gibi türemiş sözcüklerin olduğu görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oldu. Edat kendinden önceki sözcüklerle öbekleşmiştir. Bakın e göre burada nedir? Edattır. Kendinden önceki sözcükle öbekleştiği görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oldu. Şimdi minyatür anlatımı, kompozisyonu, renkleri, çağı ve bulunduğu yöreye göre değişiklikler gösteren, büyülerken de dünden de haberdar olmamızı sağlayan bir sanattır. Arkadaşlar şurası nedir? Komple yüklemdir. Ne? Minyatür özne. Bakın burada nesne yok. Özne ve yüklemden oluşmuş. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede özne bir söz öbeğinden oluşmaktadır. İstanbul'da Marmaray projesi hayata geçirilmeden en büyük aktarma istasyonu olarak planlanan Yenikapı'da 2004 yılında başlatılan kurtarma kazıları büyük bir keşfe dönüştü. Dönüştü yüklem. Dönüşen ne? 2004 yılında başlatılan kurtarma kazıları özne. Bakın özne bir söz öbeğinden oluşmuş. Bu doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. İkinci cümlede birden çok türemiş sözcük kullanılmıştır. Yenikapı'da 58 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen kazılarda elde edilen buluntular dünyanın en eski metropolü İstanbul'un tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek kadar önemli. Bakın almaktan alan, gerçekten gerçekleştirmek, kazmaktan kazı, etmekten edilmek, edilmekten edilen, bulmaktan buluntu gibi ya da yazmaktan yazı gibi sözcükler türemiştir. Yani bu sözcükler yapım eki almıştır. B de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Üçüncü cümlenin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir demiş. Bakın üçüncü cümlenin yüklemi çıkarıldı sözcüğüdür. L ikimizi almış. Kimin çıkardığı belli değil. O yüzden burası edilgendir. C de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Dördüncü cümle yüklemi isim fiil olan isim cümlesidir demiş. Bakalım arkadaşlar dördüncü cümlenin yüklemi rastlanmasıydı yüklem. Rastlanmak, daha doğrusu rastlamak fiil, rastlanmak da fiil. Buradaki mame eki nedir? İsim fiil ekidir. Yani yapım eki olmuş. Rastlamaktan rastlanmak, rastlanmaktan da rastlanma olmuş. Yani sözcük fiilden isim yapım eki almış. Netice itibariyle isim olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu nedir? İsim cümlesidir. D de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Beşinci cümlede işaret zamiri kullanılmıştır. Bakın bu sözcüğü burada nedir? Gelişme, isim. Hangi gelişme? Bu gelişme. Arkadaşlar bu sözcüğü ismi belirttiği için sıfat, işaret yoluyla da belirttiği için işaret sıfatıdır. Burada işaret zamiri demişti. Bu yanlış. Bunun için de cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümledeki en sözcüğü sıfatı derecelendiren bir zarftır demiş. Bakalım gün isim, nasıl gün, güzel gün niteleme sıfatı, ne kadar güzel gün, en güzel gün. Burası nedir arkadaşlar? Üstünlük zarfıdır ve görmüş olduğunuz gibi üstünlük zarfı neyi belirtiyor? Sıfatı belirtiyor. A doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci cümledeki her sözcüğü belgesi sıfattır. Erguvan ağaçları çiçekleniyor ve her iki yakayı derken yaka isim, kaç yaka, iki yaka asıl sayı sıfatı, hangi iki yaka, her iki yaka, her sözcüğü burada yaka kelimesini belirtmiş ve o yakalar net olarak belli olmadığı için burası yine belgisiz sıfattır. İki de doğrudur. B seçeneğini de demiş olduk. Üçüncü cümledeki önemli sözcüğü kökü bakımından isimdir demiş. Arkadaşlar ön isimdir.
önden önem olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Li de nedir yine burada? Bu da isimden isim yapım ekidir. Bakın kökü bakımından isim olduğunu görüyoruz. Çünkü kelimenin kökü nedir? Öndür. C de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Dördüncü cümledeki bu sözcüğü işaret sıfatıdır. Marmara Denizi ve Karadeniz arasında uzanan İstanbul Boğazı iki kıtayı, Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayırıyor. Bu özelliğiyle dünyada tektir. Bakın özellik isim. Hangi özellik? Bu özellik. Bu sözcüğü ismi belirttiği için sıfat, işaret yoluyla belirttiği için de nedir? İşaret sıfatıdır. D de doğru. Bunu da demiş olduk. Beşinci cümledeki boyunca sözcüğü zarf fiildir demiş. Orta çizgi boyunca 30 kilometre uzunluğa sahiptir ifadesinde buradaki boy nedir? Boy isimdir arkadaşlar. Önce nedir? İsimden isim yapım ekidir. Bakın boy isim olduğu için bu zarf fiil olmaz. Çünkü isimler fiilimsi eki almaz. Bundan ötürü de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük 3 farklı çekim eki almıştır. Hemen bakalım. Sınırlarında kelimesinde lar nedir? Çoğul ekidir. İlçesi sınırları demiş. Buradaki ı nedir? Bu iyelik ekidir. Peki dağ nedir? Bu da bulunma hal ekidir. Bakın 3 tane çekim eki almış. A doğrudur. Bunu elemiş olduk. İkinci sözcük isimden isim yapım eki almıştır. Bakalım var isim vardan varlık olmuş. Bu da nedir? İsimden isim yapım ekidir. İki de doğrudur. B'yi elemiş olduk. Üçüncü sözcük sıfat yapan ilgi ekini almıştır. Görünüm, isim, hangi görünüm? Günümüzdeki görünüm. Burası nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. İşaret sıfatı bakın ki ekini almış. Yani sıfat yapan ki'yi almış. C de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Dördüncü sözcük sıfat yapan fiilimsi eki almıştır. Bakalım kıyı isim. Nasıl kıyı? Oluşan kıyı niteleme sıfatı. An en nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Oluşmaktan oluşan olmuş. An en eki eklendiği sözcüğü ne yapmıştır? Sıfat yapmıştır. Sıfat fiil ekidir. D de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Beşinci sözcük geçişsiz bir fiildir demiş. Koruyor kelimesine bakıyoruz. Ben şuraya arkadaşlar hiç uzatmadan onu koruyor desem anlamlı. Anlamlı olduğu için korumak fiili yani yüklemi nesne alabilme özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. O yüzden bu geçişsiz değil, geçişlidir. Bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlenin yüklemi yeterlilik fiiliyle çekimlenmiştir. Yeterlilik fiili neydi arkadaşlar? E bilmek. Bakalım büyülü olabilir derken bakın olabilir yüklem buradaki e bilmek nedir? Yeterlilik fiilidir. A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle birleşik bir isim cümlesidir demiş. Bakalım masallar dinleyeni yeri göğü olmayan uzak diyarlara götüren bambaşka bir güce sahiptir. Dinleyenleri yeri göğü olmayan uzak diyarlara götüren bambaşka bir güce sahiptir yüklem. Bakın yüklem isim olduğu için yani sahiptir sözcüğü isim olduğu için isim cümlesidir. Yine içinde an en dinleyen derken en eki bir de götüren derken an en ekinin olduğunu görüyoruz. Yani içinde arkadaşlar yan cümlecik barındıran bir isim cümlesidir. Birleşik cümledir. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümlenin yüklemi dönüşlü bir fiildir. Yazılmasa da yıllardır kulaktan kulağa aktarılır. Bu dursun. Dördüncü cümlede yan cümlecik belirtisiz nesne görevindedir. Anlatıcının sözcüklerinden çok dinleyicinin hayal gücüyle hareket eden görüntü ve figürler taşır. Taşır yüklem. Taşıyan ne? O. Gizli özne. O ne taşır? Dinleyicinin hayal gücüyle hareket eden görüntü ve figürler taşır. Burası nedir arkadaşlar? Burası belirtisiz nesnedir. Peki
Yan cümlecik var mı belirtisiz nesnenin içerisinde? Ona bakalım. Hareket eden derken an en sıfat fiilidir. Dolayısıyla yan cümleciktir. D de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beşinci cümle birden çok yüklemi olan bir cümledir. Binlerce yıldır dağları aşar, ağlatır ya da güldürür. Nereden geldiğini unutarak anlatıldığı yerin geleneklerine ve giysilerine bürünür. Bürünür yüklem, güldürür yüklem, ağlatır yüklem, aşar yüklem. Bakın birden fazla yüklemi var. E de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümlenin yüklemi dönüşlü bir fiildir demişti. Dönüşlüler L ve N ekini alır. Aynı zamanda gerçek özne vardır. Yazılmasa da yıllardır kulaktan kulağa aktarılır ifadesinde bakın. L ekini almış yüklem yani fiil. Fakat kimin aktardığı belli mi? Belli değil. Kimin aktardığı belli olmadığı için de bu aktarılır sözcüğü arkadaşlar dönüşlü değil edilgendir. Bunun için de bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Ressam doğaya güvenir, elini ve gözünü doğanın buyruğuna teslim eder. Yorumlanmış bir gerçeğe ulaşır. Onu süzüp yansıtır. Bağımsız sıralı bir cümledir demiş. Bu dursun. Birleşik yapılı fiil kullanılmıştır. Bakın teslim etmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. B doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır. Arkadaşlar buyruğuna derken kelime nedir? Buyurmaktan gelir. U ünlüsünün düştüğü görülmektedir. C de doğrudur. Bunu elemiş oldu. Birinci yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir. Arkadaşlar bakın gerçek isim nasıl gerçek? Yorumlanmış gerçek. Buradaki mış eki nedir? Sıfat fiilekidir. Ulaşır yüklem. Ulaşan kim? Ressam, özne. Neye ulaşır? Yorumlanmış bir gerçeğe. Bu da nedir? Dolaylı tümleçtir. O yüzden D de doğrudur. D'yi delemiş oluruz. Geçişli fiiller kullanılmıştır diyor. Bakın şuraya. Onu yansıtır desem doğrudur arkadaşlar. Aynı zamanda onu teslim eder desem bu da anlamlıdır. Dolayısıyla bu ikisinin geçişli olduğunu görüyoruz. E de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Peki bağımsız sıralı bir cümle mi? Teslim eder yüklem. Güvenir yüklem. Kim teslim eder? Ressam özne. Peki kim yansıtır? Ressam özne. Bakın öznesi ortak, bağımlı, sıralı cümle olduğunu görüyoruz. O yüzden bağımsız değil, bağımlıdır. Bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Ülkü Tamer'in edebi akımların içinde yaşadığı halde hiçbirinden tam olarak etkilenmediğini, biçiminde titiz ve ısrarcı olduğunu, söyleyişte özgünlüğü koruduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bakın söyleyebiliriz yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Biz neyi söyleyebiliriz? Ülkü Tamer'in edebi akımların içinde yaşadığı halde hiçbirinden tam olarak etkilenmediğini, biçiminde titiz ve ısrarcı olduğunu, söyleyişte özgünlüğünü koruduğunu. Bakın şuraya kadar olan kısım nedir? Komple değerli arkadaşlar burası belirtili nesnedir. Şimdi seçeneklere bakalım. Yüklemden önceki bölüm nesne görevindedir. Bulmuştuk. Yüklemden önceki kısım nesne görevinde. A doğrudur. Bunu elemiş olduk. Hiçbirinden sözcüğü birleşik yapılıdır. Arkadaşlar parçaya gerek bakmaya gerek yok. Hiç ve bir sözcüklerinden oluşmuş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Edebi sözcüğü niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Bu nerede? Bakın edebi akımlar derken akım isim, nasıl akım, edebi akım, burası niteleme sıfatıdır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Yüklemi yeterlilik fiiliyle oluşturulmuştur. Bakın yeterlilik fiili neydi? Ebinmek sözcüğüydü. Bakın burada da ebinmek fiili var. Bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Belgisiz sıfat kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar parçaya baktığımızda belgisiz sıfatın olmadığı görülmektedir. Bu sebeple de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.
Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geliyoruz. 10. soruya. 10. soruda bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Romanın kahramanı batıllaşmayı yanlış anlayan ve doğru dürüst eğitim görmemiş, üstü açık arabasıyla gezmeyi seven 25-26 yaşlarında bir gençtir parçasına bakıyoruz. Birden çok yüklemi olan bir cümledir demiş bu dursun. Belgisi sıfat kullanılmıştır. Arkadaşlar belgisi sıfat nerede? Bakın şuradaki bir sözcüğü nedir? Belgisi sıfattır. B doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Doğru dürüst sözü ikilemedir. Evet, yakın anlamlı ikilemedir bu. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yanlış sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Bu da doğru. Kelime yanılmaktan gelir. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. D de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üstü açık sözü sıfat grubudur demiş. Bakalım. Araba isim. Nasıl araba? Üstü açık araba. Burası sıfattır arkadaşlar. Dolayısıyla sıfat grubu oluşturmuştur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Peki birden çok yüklemi olan bir cümle midir? Bakın arkadaşlar. Burasının yüklemi nedir? Burasının yüklemi şuradan itibaren hepsi nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Kim? Romanın kahramanı. Bu da özne. Bakın bir tane yüklem var. O yüzden A seçeneği yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.